Torbalı'nın, ayrancıların, güzel insanları, hepinize merhabalar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün İzmir'de toplam 5 ilçemizde çalıştık, mitingler yaptık. Son mitingimiz Torbalı'daydı. Övünç Başkan şöyle bir hassasiyetini iletti. Başkanım dedi, ben Torbalı'nın belediye başkan adayıyım ama hassas olduğum bir nokta var. Torbalı'ya ne yaparsam ayrancılara da aynısını yapacağım. Torbalı'da miting yaptık dedi. İftarı ayrancılarda yapacağız dedi. Peki dedim, buraya sizin sofranıza geldik. Gün boyu siyaset yaptık. Burada parti siyaseti yapmayacağım. Ama bir tek şeyi vurgulamam gerekiyor. Ayrancılara çok söz verilmiş, hiç tutulmamış. Ayrancılara çok söz verilmiş, hep geri bırakılmış. Hastaneyi söz verip yapmadıklarını duydum. Üniversite sözü verilip tutulmadığını duydum. Çok sayıda yatırımın sözünün verilip yerine getirilmediğini duydum. Övünç Başkan kararlı, o Torbalı'ya pozitif ayrımcılık yapacak. Cemil Tugay Torbalı'ya, ayrancılara pozitif ayrımcılık yapacak. Hep birlikte çalışacağız. Ayrancılarda ne eksikse yerine getireceğiz. Biz size sahip çıkacağız. Buraya İzmir İl Başkanımızla birlikte geldik. Genel Başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle birlikte geldik. Hepsinin selamlarını kabul buyurunuz. Hepsi sizleri selamlıyor, Ramazanlarınızı mübarekliyor. Gün mübarek Ramazan olunca burada bir şeyi hatırlamak gerekiyor. Gazze'de yaşananları hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Hamas bir gece yarısı İsrail'in yerleşim bölgelerine saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda masum insanlar hayatını kaybettiler. Üzüldük, kınadık ama İsrail buna cevap verirken ne çocuk gözetti, ne kadın gözetti, ne hasta gözetti, ne ambulans, ne hastane gözetti. Ve İsrail o günden bugüne kadar saldırılarını sürdürüyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Ramazan'da bu saldırıların durmasını ümit ediyorduk. Bir kez daha buradan Ramazan vesilesiyle, Ramazan dolayısıyla başlayıp kalıcı olması gereken bir barış için, bir ateşkes için çağrımızı yeniliyoruz. Filistin'in arkasındayız, Filistin'in yanındayız. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ezber üzerinden siyaset yapıyor. Dönüyor diyor ki, örneğin Saadet Partisi'ne, örneğin kendisinin seçimde rekabet içinde olduğu Yeniden Refah Partisi'ne diyor ki, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sağlıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Hamas'a terör örgütü diyor, ben Filistin'in yanındayım diyor. Bir kez şunu söyleyelim, Hamas'ın gece yarısı yaptığı saldırılar da ama ondan sonra aylardır İsrail'in yaptıkları da terör saldırılarıdır.
İkisini de kınıyoruz. Kimin eli çocuğa, kimin eli masuma, kimin eli sivile, kimin eli kadınlara kalkıyorsa bizim bunu kınamak boynumuzun borcudur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi için Filistin'le dayanışmak, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle dayanışmak yeni bir şey değildir. Üçüncü Genel Başkanımız, Başbakanımız Bülent Ecevit'in Yasir Arafat'a verdiği desteği biliyoruz, anıyoruz, sahipleniyoruz. Her ikisini de rahmetle anıyoruz. Ayrıca Türkiye'deki solcuların, solcu gençlerin, Cumhuriyet Halk Partililerin uzak olmadığı bir davadır Filistin davası. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davasını da sahipleniyoruz. Filistin'i selamlıyoruz. Ama sanki geçtiğimiz dönemlerde Filistin meselesinde biz bu cesareti gösterirken, gençlerimiz ölmeyi göze alırken o dönemlerde susanlar şimdi gelmiş efendim Hamas'a terör örgütü diyor. Hamas'a terör örgütü diyor muyum demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim ama yaptığı terörist saldırıları kınadım. İsrail'in devlet terörünü de kınadım. Şimdi gel bakalım Recep Tayyip Erdoğan. Eğer sen Filistin'in yanındaysan, akrabalarının, çocuklarının, yandaşlarının, arkadaşlarının her gün İsrail'le yaptığı ticarete bir son ver. Ticaret durmadan Filistin'de zulüm durmaz. Benim ailemde, benim çocuklarımda, çocuklarımın arkadaşlarında, benim yandaşlarımda, partililerimde İsrail'e çimento yollayan yok. İsrail'e gübre yollayan, ki gübre patlayıcı yapımında da kullanılabiliyor, bomba yapımında kullanılıyor, gübre yollayan yok. İsrail'e bin çeşit üründe ticaret yapıp orada para kazanıp ondan sonra biz Filistin'in yanındayız deyip bizi olmadık laflarla itham edenlere diyoruz ki siz kurtla birlikte kuzuyu yiyip anasına koşturup onunla birlikte matem tutanlarsınız. Samimi değilsiniz. Samimi olan bu insanlar. İsrail'le ticaret bitmeden İsrail'in zulmü bitmez Recep Tayyip Erdoğan. Bunu burada Ramazan'ın ikinci iftarında sana bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak gerek İsrail'in gerek coğrafyamızdaki mazlum ve mağdur milletlerin, ülkemizdeki yoksulların, ülkemizdeki mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Birileri yıllardır yoksulluğu yönettiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoksulluğu yönetmeye itiraz ediyoruz. Yoksulluğu yönetmeyeceğiz. Gün gelecek biz yoksulluğu yok edeceğiz, yok edeceğiz, yok edeceğiz. Bunun için belediyelerimiz çalışacak. Belediye başkanlarımız kazandıklarında yakalarındaki parti rozetlerini çıkaracak. Belediye başkanlarımız kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanları olarak çalışacaklar. En çok da yoksullar için, emekliler için, genç anneler için çalışacaklar, gayret edecekler.
bir büyük yalana sakın kimse inanmasın. Derler ki CHP gelince yardımları keser. Cumhuriyet Halk Partisi nerede belediyeyi aldıysa yardımlar 4 katına 5 katına çıktı. Gazi Emir'de belediye elimizde. Seçimi kazanan başkanımız Allah'ın hakkın rahmetine kavuştu. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sonra yerine seçilen kıymetli başkanımız onun yaptığı işleri aynı şekilde devam ettirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Torbalı'nın bu güzel belediye başkanı şimdi bayrağı siz takdir ederseniz, siz uygun görürseniz 40 yaşında gencecik bir kardeşime devredecek. Övünç Demir kardeşimi de sizlere emanet ediyorum. Böyle bir birliktelik, böyle bir birliktelik siyasette Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasetin peşinde koşmak değil, vatan, millet, bayrak sevgisinin, Atatürk'ün emanetinin peşinde koşanlara, Atatürk'ün partisinde görev yapanlara nasip olur. Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte artık ben sizi hem Torbalı Belediye Başkanımız Övünç'e hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a emanet ederek ayrılacağım. Siz onlara emanetsiniz. Onlar da size emanettir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e konuşmalarından ötürü. Evet kıymetli misafirler, şimdi programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel alandan ayrılıyor.